Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İsra suresi 18 ve 22. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Men kâne yuridul acile, kim dünyanın peşin lezzetlerini isterse, accelnâ lehu fîhe, biz o dünyada bu peşin lezzetlerden ona veririz. Mâ neşâ'u, dilediğimiz kadarını, limen nuridu, dilediğimiz kimseye. Thumma cealna lehu cehennem, ama daha sonra onun için cehennemi kılarız, onu cehenneme göndeririz. Yaslaha, ve o insan cehenneme girer. Mezmumen medhura, zemmedilmiş, kınanmış ve kovulmuş bir şekilde o cehenneme yaslanır, oraya girer. Burada insanın peşin dünya lezzetlerine tabi olmasına dikkat çekiliyor. Malum insan peşinci ve şu dünya hayatının lezzetlerine talip ve insanın gözü perdeli, ölümden sonrasını göremiyoruz. Günahların başımıza neler getireceğini göremiyoruz. Bundan dolayı normal şartlarda insan dünyaya dalıyor. Günahlara meyilli ve günahlara da dalıyor. İşte kim bu dünya hayatını maksudu bizzat yaparsa, sırf bu dünyanın lezzetlerini gaye edinirse, Allah-u Teala dilediği kimseye dilediği kadarıyla vereceğini bildiriyor. Yani dünyaya talip olan herkes dünyanın saltanatını hemen elde edemez. Nice insan dünyaya şu anda çalışıyor ama bunlardan bir kısmı başarılı oluyor dünyevi lezzetler noktasında. Diğerleri yine sıkıntılı, ızdıraplı bir şekilde çileli bir hayatı devam ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bazılarına saltanat nasip etmesi, bazılarına maddi imkanlar nasip etmesi herkes için değildir, bazıları içindir. Ama bir insan sadece dünya hayatını gaye edinmişse bunun akıbeti iyi değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de makam itibariyle yüksek makama gelenlere, dünyevi yönden yüksek makamlara gelenlere mesela Firavun örneği verilir. Firavun şımarmıştır. Firavun makamından dolayı kendini bir şey zannetmiştir. Hatta kendini bir ilah gibi görmüştür. Ve bunun neticesinde şu dünyada da zilleti tatmış, boğularak bu dünyadan gitmiş. Diğer alemde de cehenneme gönderilecektir. Yine mal noktasında aynı dönemde yaşamış olan bir Karun örneği vardır. Karun çok büyük bir servet sahibidir ama onun serveti ona fayda vermemiştir. İşte insanların servet gibi, makam gibi dünyanın bir takım lezzetlerine talip olma durumları var. Ve Allah-u Teala bir kısım insanlara bu noktada medet veriyor, bu noktada nasip ediyor ama bunların ahiretten bir payı, ahiretten bir nasibi yok. Ve diğer aleme mezmum, medhur olarak gönderiliyor bunlar. Yani kınanmış ve kovulmuş bir şekilde, zelil bir şekilde bunlar cehenneme gönderiliyorlar. Ve men eradel ahira, kim de ahireti murad ederse ve sa'alehe sa'yehe, ve orası için ciddi bir şekilde çalışırsa ve huve mu'min, mümin olduğu halde فَاُولَٰئِكَ, işte onlar كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, onların çalışmaları boşa gitmemiştir, onların sayı meşkur olmuştur, yani yaptıklarının karşılığını alacaklardır. Burada dikkatimizi çeken bir takım kayıtlar var. Kim ahireti murad ederse, demek ki bu bir irade meselesi, insan iradesini dünyaya da ahirete de yönlendirebiliyor. Bir kısım insanlar irade dümenini dünyaya doğru yönlendirmekte ama bir kısım insanlar asıl maksat ahireti yapmakta, ahiret için gayret göstermekte. İşte kim ahireti murad ederse ve onun için de çalışırsa, demek ki sadece istiyorum demekle bu işler olmuyor. Ben ahireti istiyorum diyor ama ciddi bir çalışma ortaya koyamıyor. Bu da yeterli değil. Bir insan samimi olmalı. Gerçekten ahireti istiyorsa ahiret için çalışmalı. Yoksa bazı insanlar
ahiret görünümü altında dünyaya da çalışabilir. Bir kısım insanlar dine hizmet görünümü altında din ile dünya avına çıkabilir. Yani dini dünyevi menfaatlere alet edebilir. Kur'an-ı Kerim bir kısım ruhbanın ve bir kısım rahiplerin, kıssislerin din adı altında dünyaya talip olduklarını bize bildiriyor. Onlar diyor, insanların mallarını yerler. Haksız yere insanların mallarına ortak olurlar. Ve o aldıkları paraları da depolarlar, biriktirirler. Bu mealde Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Yahudi ve Hristiyanların din adamları ile ilgili bu ayet elbette Müslümanlardan bir kısım kimseler içinde olabilir. Dine hizmet kisvesi altında, dine hizmet ediyorum adı altında bazı insanlar dünyaları için çalışabilir ve dini kendi maişetine, geçimine ve maddi imkanlarına vesile yapabilirler. Ve bu insanlar adeta din ile dünya avına çıkmış olurlar. Demek ki ben ahireti istiyorum demek yetmiyor. Ahiret için ciddi çalışmak gerekiyor. Ve bir başka şartı da şu: ve huve mümin, mümin olduğu halde. Yani bazı insanlar vardır, güzel ahlakı var, güzel hal ve hareketleri var ama mümin değil. İman olmayınca gerçekten o insanlara yazık oluyor. Edebi güzel, ahlakı güzel ama en önce bulunması gereken iman özelliği kendilerinde yok. Böyle olunca amelleri boşa gidiyor. Demek ki bir insan mümin olacak, ahirete ciddi talip olacak ve ahiret için ciddi çalışacak. فَاُولَٰئِكَ işte onlar, كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, onların çalışmaları meşkurdur. Türkçe'de de artık bu kullanılan bir ifadedir. Allah sayinizi meşkur eylesin. Bakın bu ifade Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine dayanıyor. Yoksa bazı insanlar çalışır ama o çalışmalarının karşılığını iyi bir şekilde elde edemeyebilirler. Amiletun nasibe, bazı insanlar vardır ki bunlar çalışmış ama boşuna yorulmuştur. Yani bir nehir gibi, muazzam bir nehir gibi cuş etmiş ama ne çare ki hep çorak araziye akıp gitmiş. Bazı insanların ömürleri adeta o tarzda. Çalışıyor ama kurallarını bilmiyor. Niyeti iyi değil, halis değil. Böyle olunca o çalışmasından dolayı iyi bir netice elde edemiyor. Ama kim gerçekten ahireti ciddi isterse, bunun için samimi çalışırsa ve gerçekten inanırsa, bu üç özelliği taşıyanlar, işte bunların çalışmaları boşa gitmeyecektir. Allah onların sayilerini, çalışmalarını meşkur kılacak, karşılığını verecektir. Allah-u Teala'nın şekur olması, yapılan, kendisi yolunda yapılan hizmetleri zayi etmemesiyle alakalı da değerlendirilebilir. Yani Allah-u Teala kendi yolunda atılan adımları zayi etmeyecektir. Kendine yönelenleri mahrum bırakmayacaktır. Burada ahiret için çalışmak, ahireti murad etmek, bu ne demek? Bunu da kısaca açıklamakta fayda görüyorum. Bizler dünyada yaşayan insanlarız şu anda ve ahirete de yolcuyuz. Her birimizin günde 8 saat, 10 saat dünyevi bir takım meşguliyetleri de var. Peki bu meşguliyetler dünyevi olmakla beraber ahiret namına geçebilir mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Hayrun nas men yenfa'un nas" buyuruyor. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ve bu noktada insanların iyiliği için çalışmak, helalinden rızık kazanmak, bütün bunlar salih amel olarak değerlendiriliyor. Demek ki ameller niyetlere göre, her ne kadar dünyevi gibi görülen işlerimiz, tarlada çalışmak, büroda çalışmak veya diyelim fabrikada çalışmak, bu gibi tümüyle dünyevi tarzda görülen işlerimiz iyi bir niyetle ahiret hesabına geçebilir. Ve gerçekten ibadetimizi yapıyorsak bütün bu helal çalışmalarımız bizim için ibadet hükmüne geçebilir. Bazıları çalışmak ibadettir, böyle bir ifadeyi kullanırlar. Doğru, çalışmak ibadettir ama namaz gibi dinin temel emirlerini yapmamız şartıyla bir ibadettir.
Yoksa bir insanda diyelim iman yok ama çalışıyor. Onun çalışması ibadet değildir. Onun çalışması dünyevi bir meşguliyettir. Ama bir mümin helalinden rızık elde etmek için, ailesinin nafakasını temin etmek için güzel bir şekilde çalışıyorsa, ibadetini de güzel bir şekilde yapıyorsa bu gerçekten bir ibadettir. Ve insanın bir kısım günahlarını bu tarzda ailesi için çalışmak, nafakasını temin için çalışmak, bu uğurda ter dökmek o insanın bir kısım günahlarını affettirmektedir. Küllen nümiddü hâulâi ve hâulâi. İşte hem onları hem bunları biz bunlara medet veririz, bunlara imkan veririz. Min atâi rabbik, Rabbinden bir ata olarak. Yani Allah-u Teala hem dünyaya çalışanlara medet veriyor, hem de ahirete çalışanlara medet veriyor. Şu anlamda diyelim bir insan ezan vakti camiye doğru gidiyor. O Allah'ın verdiği imkanlarla camiye doğru gidiyor. Allah'ın verdiği enerjiyle, Allah'ın ona verdiği sağlıkla oraya doğru gidiyor. Aynı anda bir başkası diyelim meyhaneye doğru gidiyor. İkisinde de ayak var, ikisi de gidiyor. İkisi de Allah'ın verdiği medet ile gidiyor. Ama biri cennete doğru gidiyor, diğeri cehenneme götürebilecek bir yere doğru gitmekte. Dolayısıyla insanın fiilleri hem iyi insan hem de kötü insan için, ikisi için de fark etmiyor, Allah'tandır. Yani yaratma noktasında Allah'tandır. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah hem sizi yarattı hem de sizin amellerinizi yarattı. Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. İşte bu ayette de Allahu Teala her iki tarafa da medet verdiğini, her iki tarafa fırsat verdiğini, güç verdiğini ifade ediyor. Ve ma kana ata'u rabbike mahzura. Senin Rabbinin ikramı men edilir değildir. Kısıtlanmış, sınırlanmış değildir. Yani Allahu Teala sadece ehli imana medet verse, bir adam diyelim camiye doğru gitmeye murad etti, Allah onu oraya götürüyor. Ama bir başkası meyhaneye doğru gitmek istediğinde ayakları hemen felç olsa, o zaman imtihan sırrına aykırı olur. Ve daha benzeri durumlar olsa herkes iman etmek durumunda kalır. Ama Allahu Teala dünyada mümine de kafire de fırsat veriyor, her ikisine de imkan veriyor. Hani şöyle misal verilir. Diyelim 15 katlı bir binadayız ve 8. katta ortadayız. Yukarıya doğru 7 kat, aşağıya doğru 7 kat var. Biz hangi düğmeye basarsak ona göre çıkıyoruz veya iniyoruz. 15'e bastığımızda 15. kata çıkarız. 0'a bastığımızda en alta ineriz. İkisinde de hareket şu. Sadece insan basıyor. Ama bu basmanın tercih noktası var. Yükselmek isterse yükseltiliyor, alçalmak isterse alçaltılıyor. Demek ki bir insan hem yükselebilecek kabiliyettedir. Bu konuda âlâ-i illiyyin tabiri kullanılır. İnsan en üst makamlara çıkabilecek kabiliyete sahiptir. Ama aynı insan ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ esfeli safilini onu çevirdik mealinde. Yani insan en aşağılara da düşebilecek bir özelliği vardır. Bu insan hem yükselebilir hem de düşebilir. İşte 15 yaşına kadarki dönem hayata hazırlıktır. 15 derken buluğ dönemini kastediyorum. Buluğ dönemine kadarki dönem hayata bir hazırlıktır. Ve o yaşa kadar insanlar bir nevi hazırlanıyorlar. Helal, haram bunları öğreniyorlar. Hayatı öğreniyorlar. Artık buluğla beraber imtihan başlıyor. Ciddi bir imtihan başlıyor. Ve artık o insan devamlı yükselebilir, devamlı alçalabilir. Adeta sağ taraf artı sonsuz gibi gidebildiği kadar gidebiliyor. Sol tarafta eksi sonsuz gibi inebildiği kadar, düşebildiği kadar düşüyor. Peygamberler artı sonsuz tarafında devamlı yol almışlar. Devamlı ileriye doğru gitmişler. Ama kötü insanlar, Firavun gibi, Ebu Cehil gibi kötü insanlar, bunlar da eksi tarafta yer almışlar. Ashab-ı Şimal deniliyor bunlara. Ve bu Şimal ashabı
kötü yönde tercihlerini kullanmışlar. Bunlar da daima alçaltıcı işler yapmışlar. Allah bunlara da yine medet vermiş. Bunlara da fırsat vermiş. Böylece şu dünya imtihan meydanında bir kısım insanlar yükseliyor, bir kısım insanlar alçalıyor. Bununla beraber şu değerlendirmeyi de belki yapmakta fayda var. İnsanın hayatı iniş çıkışlarla dolu. Nasıl ki bazı tablolar oluyor. O tablolarda işte zaman zaman inişler, çıkışlar kendini gösteriyor. Onun gibi insanın hayatında da inişler ve çıkışlar var. İnsan bazen geri adım atabilir ama o geri adım atması ileriye sıçramasına bir vesile olabilir. Diyelim sabah namazına kalkamadım. Sabah namazına kalkamamaktan dolayı o kadar büyük bir ızdırap duyar, o kadar bir pişmanlık duyar ki o namazı kılmış gibi belki çok daha fazla bir sevabı o pişmanlıktan dolayı elde edebilir. Ve yine bir takım başka hataları, eksikleri olmuşsa bunlara pişmanlığın neticesinde sonraki hayatında benzeri hataları yapmamaya çalışması ve onun önünü bu şekilde onlar açacaktır ve o kimse daima ileriye doğru gidebilecektir. Demek ki Kur'an-ı Kerim hem onlara hem bunlara medet veririz derken bunların fiillerini yaratma noktasında Allah'ın yaratması olduğunu nazara veriyor. Allah-u Teala müminlere de imkan veriyor. Küfür yolunda gitmek isteyenlere de imkan veriyor. Unzur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Yani bak biz onların bir kısmını nasıl bir kısmına üstün kıldık. Velel ahiretu ekberu derecatin. Ahiret için daha büyük dereceler var. Ve ekberu taftile ve daha büyük bir şekilde üstünlük söz konusu. Yani şu dünyada nasıl ki insanlar arasında mertebeler var. Mesela ilim. Birisi ilmi istedi. İlimde yükseldi de yükseldi. Dünyanın en büyük alimlerinden oldu. Aynı kapasitede bir başka insan günlük işlerle meşguliyeti arasında belki de pek bir şey öğrenemeden sönük bir hayat yaşadı. Söndü gitti. Veya diyelim maddi imkan noktasında bir kısım dünyanın en zengini haline geldi. Bir başkası çalışsa zengin olabileceği halde tembellik etti ve aralarında çok büyük mertebe farkları, derece farkları ortaya çıktı. Diyelim biri kulübede yaşıyor, diğeri sarayda yaşıyor. Biri ilmin daha alfabesinde, diğeri ilimde çok çok yol almış. Dünyada bu gibi mertebe farkları, derece farkları olduğu gibi diğer alemde çok daha büyük mertebe farkları, dereceler olacak. Cennette mertebeler var. Cehennemde de derekeler var. İyiler için de dereceler söz konusu. Kötüler için de yine derekeler söz konusu. La tec'al ma'allahi ilahen ahar. Sakın Allah ile beraber başka bir ilah kabul etme. Fetag'ude mezmumen mahzule. Yoksa kınanmış ve terk edilmiş, mahrum bırakılmış bir şekilde oturur kalırsın. Yani burada tevhidle meseleyi noktalıyor ve insan tek Allah'a inanmalı, tek Allah'a güvenmeli ve sadece ve sadece ona abdolmalı, onun rızasını esas almalı. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.